Merhabalar, Avrasya Üniversitesi online tanıtım günlerine tekrar hoş geldiniz. Bugün Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı ağırlıyoruz. Profesör Doktor Kemalettin Yiğiter ve öğretim görevlisi Neger Hacızade, hoş geldiniz. Sağ olun. Tabii İngiliz Dili ve Edebiyatı deyince aklımıza ilk olarak Shakespeare geliyor. Hemen onun bir sözüne atıf yapmak istiyorum. Cehalet Tanrı'nın laneti olduğuna göre bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır diyor kendisi. Hemen öğrencilerimizi bilgilendirmeye başlayalım o zaman. Kemalettin Hocam, bölümünüz hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz? Elbette. Bölümümüz üniversitenin kuruluşuyla birlikte Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş güzide bir bölüm. 4 yıllık eğitim süremiz var. Ama ÖSYM ile daha sonra ÖSYM'yi kazandıktan sonra yabancı dil tespit sınavına giriyor öğrenciler. Yani dil puanıyla buraya kabul ediliyorlar. Geldiklerinde biz onları bir yeterlik sınavına tabi tutuyoruz. Bu sınavda belirlediğimiz ölçüde işte bir baraj koyuyoruz. İşte bu yıl 60 olduğunu zannediyorum. Ve yukarı alanlar doğrudan bölüme gelebiliyorlar. Nasıl oluyor bu? Eğer kolejlerden mezun olmuşlar varsa yahut yabancı dili İngilizce olarak eğer ailesinden bir kazanımları varsa, yani dilde başarılıysa, bölümün derslerini rahatlıkla takip edebilecek bir durumda ise 60 ve yukarısını rahatlıkla alabiliyor. Bunlara bir test uyguluyoruz. Tıpkı üniversite giriş sınavlarında, dil sınavlarında olduğu tarzda bir soru bankamız var. Soruyoruz, yani genel bir değerlendirme yapıyoruz. Başarılı olanlar geliyorlar bölüme. Birinci sınıftan itibaren başarılı. O zaman 4 yıl eğitim süremiz var. Yani 8 yarı yıl, yarı yıllar itibariyle 4 yılda tamamlamış oluyorlar. Evet. Bölüm ve öğrencilerimiz akademik personel olarak çok iyi yetiştiklerini düşünüyorum. Tabii bir süreç içerisinde bu duruma gelmiş oluyoruz. Bölümümüzde şu an itibariyle 3 öğretim üyemiz var. Bunlar 3'ü de bir öğretim görevlisi, 2 doktoralı öğretim üyesi olmak üzere 3 yabancı uyruklu hocamız var. Tabii bunlar çoğu zaman İngilizce olarak eğitimi sürdürdükleri için, konuştukları için öğrencilere çok daha faydalı olabiliyorlar. Ben de bir öğretim üyesiyim. Ben de derslerimi tabii İngilizce olarak yapıyorum ama zaman zaman öğrenciler eğer anlamakta zorlanıyorlarsa Türkçe açıklamalar da yapıyorum. Böylece yani akademik personel olarak 2 de araştırma görevimiz var. Yani bu yıl çok iyi bir eğitim süreci geçirdik ama bu son zamanda işte bu biliyorsunuz evet, korona bu rahatsızlıktan dolayı biraz online sistem oldu ama onda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir eksiklik olmadığını düşünüyorum. Çünkü öğrencilerimize devamlı iletişim halindeyiz. Evet, sorularını cevaplandırıyoruz, biz onlara yazıyoruz. Yani iyi bir durum oldu her şeye rağmen diye düşünüyorum. Peki ders ve ders içerikleri hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ders içerikleri hakkında, evet. Şimdi onu yarı yıllara göre değerlendirmek lazım. Şöyle ben bazı notlar almıştım. İsterseniz oradan kısa kısa size onlardan bahsedeyim. Hazırlık sınıfında temel İngilizce öğreniyorlar. Şimdi ben size şunu da bir söylemek istiyorum. Bu, yani yabancı dil sözcüğüne de ben biraz tuhaf buluyorum. Ne demek yabancı dil? Yani artık bugün dünya dil öğreniyor. Bunun yabancısı yok. Yani komşularımızın, uzaktaki ülkelerin, artık dünya bir küçük köy gibi biliyorsunuz. Hani bir makale okumuştum televizyon için, King Tally diyor. Yani dünyanın kralı. Konuştuğu dili herkes anlamaya gayret ediyor. Yani bütün dünyayı o televizyondan izliyoruz. Dünya artık bir küçük köy gibi. Artık bütün milletler birbirleriyle iletişim halindeler. Yani şu anda düğmeye basıyorsunuz, Amerika'da, Rusya'da, istediğiniz bir yerdeki bir konferansı takip edebiliyorsunuz, herhangi bir olayı takip edebiliyorsunuz. Onun için yani dil demek daha güzel. Ama bize yabancı olabilir, yabancı bir dil olabilir. Yani bizim ana dilimiz olmayabilir. Ama artık dünya bugün
lingua franca deniliyor. Ortak bir dil, ortak iletişim dili deniliyor. Bu da İngilizce. Ne yapalım? Böyle. Çünkü bunun temeline gidecek olursanız, biz bunu derslerimizde de izah ediyoruz. Biraz sömürgeci bir millet İngilizler. Hani Anglo-Saksonlardan falan başladığınız vakit, gittikleri yerde öncelikle eğitime önem vermişler. Dillerini öğretmişler. Eğitimle insanları kazanabileceklerini düşünmüşler. Güzel şeylerden bahsetmişler. Çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela bizim ülkemizde böyle bakıyorum, Karadeniz için söylemiyorum. Anadolu'da en çok kavak ağacı vardır. Bir de çam ağacı vardır. Çamın bir kısmı da çok kolay yanar. Kavak ağacının da hiçbir şeye faydası yok. Şimdi önce bunları bize önermişler. Bunları yapın demişler. Ağaçlandırın, yeşillendirin. Ama hiç de iyi niyetli bir yaklaşım olmamış. Anlatabiliyor muyum? Yani bize hoş gelmiş. Ha, hiç, yani yeşil, kurak, ağaç yokken hadi bunları yapın. Tamam ama işte sonradan bakıyoruz ki kavak ağacının biliyorsunuz zamanla zararlı polenler falan filan oluyor. Öbürü de çok kolay yanıyor. İşte ormanların yanması mesela. Bakıyorsunuz. Gerçi bu birçok ülkede oluyor. Sadece Türkiye'de değil ama. Yani önce güzel şeyler anlatıyorlar. Şimdi özellikle ben roman derslerine girdiğim için işte Joseph Conrad'dan bahsederken onun eserinde çok iyi niyetlerle İngiltere'den yola çıkan bir insan Afrika'ya gidiyor. Afrika'da güya oraya ışık götürecek, medeniyet götürecek. Fakat gide zaman içerisinde oranın karanlığına teslim oluyor. Ne oluyor? Oradaki güzellikleri sömürmeye başlıyor işte. Fil dişi mesela veya başka madenler. Evet. Ya bunları aldığı zaman ne oluyor? Onun bilinç altında olan yani o sömürme, bunların güzelliklerini almasından faydalanmak suretiyle onları kendi ülkesine götürüyor. Ve sonunda da ama yaptıklarından dolayı çok üzüntü duyuyor en sonunda. Hatta şöyle ifade ediyor, harır, harır, harır. Yani şöyle bir geminin güvertesinde şöyle gökyüzünün masmavilini görünce, ya ben masmavi bir yerden karanlıklarla kaplı bir yere gittim. Onlara bu maviliği götürecekken yolun çamurunu götürdüm. Yani o çamuru ben onlara anlattım. Çünkü orası çok ilkeldi. Hatta Kongo ile Thames Nehri'ni karşılaştırırız biz orada. Thames, İngiltere'de, Londra'da akan. Onunla Kongo oldukça ilkel. Oldukça ilkel ama Thames Nehri kanal içerisinde. Oldukça düzgün, üstünde işte sandallarla şemsiyeli baylar, bayanlar filan. Bugün İngiltere'de parlamento filan da hemen onun üzerine kurulmuştur. Şimdi buradan gidiyorsunuz Kongo'ya. Alabildiğine ilkel bir durumda bir nehir. Bu ikisini karşılaştırıyor. Yani bunu biz ne yapıyoruz? Buradan bu bize bir takım şeyler çağrıştırıyor. Ha işte ilkel insan. İlkel tabiat, modern insan, modern tabiat. Ama ne var ki bu onu kendi durumuna getirmek yerine giden adam oranın karanlıklarına esir düşüyor. Oranın tutsağı oluyor. Onların güzelliklerini alıp kendi ülkesine taşımaya çalışıyor. Ama onları yine insan yerine koymuyor. Hatta orada bir siyah derili kadınla evlilik yapıyor. Kadın ona aşkla bağlanıyor. Ama o sırf ihtiyaçları için falan onunla evleniyor. Bakın bakış tarzı böyle. Evet. Yani buna benzer şeyler. Demek istiyorum ki yani dil, biz dünyayı tanımamız lazım. Dünyayı bilebilmemiz lazım. Çünkü artık biz dünyada yalnız yaşamıyoruz. Gelişen dünyamızda niçin yabancı dil öğreniyoruz? Ha şunun için. Biz çünkü modern bir dünyada, modern insanlar olarak yaşıyoruz. Hele Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle de zaten birçok dillerin çok rahatlıkla öğrenilebileceği, öğretilebileceği ve konuşulabileceği bir
ülkedir coğrafyamız. Bu bakımdan bölümde özellikle biz sırf bunlar sonunda öğretmen olsunlar amacıyla değil, ne yapsınlar? Dili en iyi şekilde öğrensinler. İsteyen öğretmen olsun. İsteyen birçok mesleklerden seçim yapabilir. Biraz sonra onlardan size bahsedebilirim. Evet, teşekkür evet. hocam. Bu kadar. Bölüm hakkında bunları söylemek istiyorum. Yine sizin soracağınız sualler varsa tabii. Hemen Neger hocama dönmek evet. istiyorum. Verdiği ders içerikleri hakkında bizi bilgilendirir mi? Tabii ki. Ben öncelikle bunu söyleyeyim. Sizi anlıyorum ama müsaade ederseniz İngilizce anlatayım. Tabii ki. Evet, evet pardon bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Çok affedersiniz. Nigar Hanım bizde öğretim görevlisi. Hı-hı. Yabancı uyruklu. Hı-hı. Aslen Türk. Hı-hı. Ama İranlı Azeri Türklerden. Şimdi Türkçeyi çok iyi anlıyor. Hatta konuşuyor. Ama zaman zaman sözcüklerin anlamını kavramakta, hemen cevap vermekte bile spontane zorluklar oluyor. Onun evet. için düşüncelerini İngilizce olarak anlatmak istiyor. Bizde de bir öyle değil yoksa. Midir? Evet. İngilizce konuşamayız ama anlıyoruz. evet, evet. Aynı şekilde buyurun efendim. Well, as Dr. Kamaluddin Yeter said, after taking the preparation courses for 1 year and passing the entrance exam successfully, the students can start their academic studies here at this university. The normal and the general procedure in our classes is that at the beginning of the course, the students are provided with a comprehensive lesson plan. Different sources are checked and the best parts are actually selected and presented in the form of a pamphlet. And regarding actually the classes, I should say that the medium of instruction in our classes is, of course, English. And from the very beginning, we try to encourage the students to try to speak English, at least to their teachers. But we understand that most of them, especially the first year students, find it really difficult to express themselves in English, but that's okay. We just want to actually motivate them to practice communicating in another language, and that language here is English. Generally speaking, our lessons are taught in an interactive way. As far as possible, we try to have just student-centered, let's say more and more student-centered classes, by which I mean the students aren't supposed to just sit and listen. They are actually engaged and involved through different activities, especially giving lectures, which most of them find exciting, but at the same time interesting. And I think this can be considered as one of the advantages of our lessons or classes, because as far as you're involved, you never get bored. During these 4 years, especially the first 2 years, the students have to take some general courses like academic writing and grammar. Mm-hmm. But when I say academic, it doesn't mean that all the classes actually are at the academic level from the beginning. For example, consider academic writing. At the very beginning, the students start from writing paragraphs. Mm-hmm. And then generally, step by step, the ones who follow the instructions learn actually how to write articles at the end of the second year. And personally, I think this can be considered as an achievement. You know why? Because everyone knows how important, but at the same time difficult it is to be able to write something that meets the international standards. And also courses like this will help them at the end of their 4 years mm-hmm. when it's time to writing their thesis. And also it paves the way for them, for some of the students, the ones who are better than the others, it paves the way for them to start jobs like editing the articles, let's say. By actually taking these general courses, we can say that the students are trying to equip themselves with the skills that can move them forward on the way to just get the job that they really want to have in the future. Mm-hmm. This was about actually the general courses. Let me add something about two of the technical courses that the students have to take during these years, these 4 years, besides literature. One of these courses is called Applied Linguistics, which students take in the third year, and many of them are really unfamiliar with it before coming to the university, before entering the classes. The focus of Applied Linguistics is on trying to resolve the language-based problems that people
When I say people, it doesn't mean that I'm talking about teachers or mm-hmm. learners. I'm talking about all people in general, yes. that people encounter in the everyday life. In this course, they have the chance to get to know the relationship that exists between language and psychology, language and society, mm-hmm. language and acquisition, and many other factors. At the end of the course, they understand actually and learn how language works in different environments, and this will really help them when they start their job in the future. And the very last thing that I want to add is that many students enter this major and choose this major because they want to just become teachers at the end. Unfortunately, they're not left alone on the way to reach this aim, because in the fourth year, they have a lesson called Teaching Language Skills. In this course, they have this great chance to get a lot of information, actually, a great amount of knowledge about different methods and critical approaches that during the years have shaped the way English is taught in different classes. They will also have some teaching practice, which is great, especially for the ones who want to start teaching as soon as possible. Thank you. You're welcome. Teşekkür ediyoruz. Kemalettin Hocam, tabii ki öğrencileriniz bir dil öğreniyor ve o dili yerinde öğrenmek isteyeceklerdir. Telaffuz noktasında ve pekiştirmek amacıyla yurt dışlarına gidiyorlar Erasmus programı ile. Öğrencilerinizi bu noktada değerlendirir misiniz? Evet, şimdi sorunuzu cevaplamadan önce şunu söyleyeyim. Bir kere bu Avrasya Üniversitesi'nin kampüslerine baktığımız vakit, yerleşkelerine baktığımız vakit, biraz önceki sualinizde de cevapladığım gibi, yani mavi ile yeşilin kucaklaştığı bir ortamda fevkalade kampüslerimiz var. Evet. Öğrencilerimiz, hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur der ya John Locke, sound mind in a sound body. Şimdi böyle bir ortamda son derece eğitimlerini çok iyi bir şekilde, sağlıklı bir kafayla yürütebiliyorlar. Şimdi bizim bir kere bölümün amacını da hemen size söyleyeyim. Evet. Bakın, İngiliz dili ve edebiyatı diyoruz. Yani hem dil, işte hoca hanımlar, diğer arkadaşlarımız o dersleri veriyorlar, linguistics, hem de edebiyat. Bizim amacımız bir yandan dili öğretmek, bir yandan da bu işi kültürüyle, bütün bir alanı anlataraktan, öğreterekten, tavsiyelerde bulunaraktan, bol bol alıştırmalar yaparaktan, yani language skills diyoruz biz ona, yani sadece değil, literature için de aynı şey geçerlidir. Bunları yaparak öğrencilere bu işin kültürünü anlatmak durumunda. Çünkü eğer siz bir milleti tarihiyle, coğrafyasıyla, toplumsal yapısıyla bilmezseniz, yani bir bilginiz olmazsa, bir fikriniz olmaz. Bir fikir sahibi olabilmek için evvela bunları öğrenmek lazım. Dil de böyle öğrenilir. Şimdi yani sadece sözcükleri ezberleyerek, sözcükleri yan yana getirerek cümle yapamazsınız. Ne anlatacaksınız? Ama siz bir birikiminiz varsa, o milleti tanıyorsanız, o coğrafyayı tanıyorsanız, o tarihi tanıyorsanız, millet olarak İngilizleri öğrenmişseniz, onlara ait yayınları takip edebiliyorsunuz, yazılmış bütün metinleri okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla diliniz de bu arada hem disipline oluyor, hem de ne oluyor? Daha bir akıcı, daha bir düzgün cümleler kuruyorsunuz, düşüncelerinizi ifade edebiliyorsunuz. Şimdi Erasmus dediniz, evet. Gönül arzu eder ki mesela menşe olarak İngilizce konuşan, yani ana dili İngilizce olan yani ülkelerle biz bu Erasmus'u yapalım. Bu bütün üniversiteler için geçerli. Evet. Ama biz öğrencilerimizi yine de gönderiyoruz. Nereye gönderiyoruz? Litvanya, İspanya gibi ülkelere, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Şimdi buralarda da bölüme gidiyorlar. Bölümün tabii ya, dilini İngilizce. Oraya gelen, başka ülkelerden gelen bütün öğrenciler iletişim birbirleriyle kurabilmek için mutlaka İngilizce konuşmaları lazım.
Dolayısıyla orada yine de İngilizcelerine bir katkı sağlamış olabiliyor diye düşünüyorum. Ayrıca gittikleri yerlerde ne oluyor? Mesela şeyleri karşılaştırmalar yapıyorlar. Biz bu dersi kendi ülkemizde nasıl alıyoruz? Hangi konuları inceliyoruz? Zaten öyle bir paralellik varsa o dersleri almak üzere gönderiyoruz biz öğrencilerimizi. Yoksa orada var ama bizde yoksa ona olmuyor o. Yani bizdeki hangi ders? A dersi. Eğer orada da o varsa ona göre gönderiyoruz. Öğrenci aynı kredi saatiyle gidiyor, alıyor, dönüyor. Yani bir kere Avrupa'yı görmüş oluyor. Yani gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür de canım biraz da yani o köyün dışına çıkmak lazım. Başka köyler de var. Yani her ülke bir köy yani. Gidip onları da görmek lazım. Adamlar nasıl kalkıyorlar, nasıl yatıyorlar, neler yapıyorlar, eğitimleri nasıl? Bunların tamamını öğrenebilmek için bu Erasmus programı oldukça faydalı. Zaten biz onun üyesiyiz. Evet. Yani oraya bir büyük, büyük paralar ödüyoruz, devletimiz ödüyor. Onun için ondan yararlanmamız gerekiyor ve de biz bölüm olarak yararlanıyoruz. Fazlasıyla yararlanabiliriz. Yani çok çok faydası oluyor. Kesinlikle. Evet, o kültürü görmek, farklı insanlarla tanışmak. Daha sonra da onu, o iletişimlerini mektuplaşarak, hele şimdi internet ortamında yazışarak, konuşarak, hatta tatillerini geçirmek üzere arkadaşlıklarla dillerini daha bir geliştirmiş oluyorlar. Evet. Yani bunlar da çok faydalı programlar bizim için. Bir hocamın sözü geldi aklıma. Eğer ki öğrendiğiniz dilde rüya görebiliyorsanız o zaman dili öğrenmiş sayılırsınız. Doğru, evet, evet. Şimdi ben size bir örnek söyleyeyim. Hatta bu dil öğretimiyle ilgili bir örnek söyleyeyim. Ben İstanbul'da çalışırken Stephen Krashen diye bir dil bilimci hocayı davet etmiştim. O ve yanında başka hocalar da vardı. Profesör kendisi ama yani oldukça dünyada dil konusunda, dil çalışmaları konusunda bilinen birisi. Evet. Stephen Krashen. Bir verdiği bir lecture'da, bir derste bir konudan bahsetti. Çinli bir aile Amerika'ya gidiyor. Diyelim ki Washington'a gidiyor. Orada bir sitede oturuyorlar. Bütün Çinlilerin oturduğu bir sitede oturuyorlar. Yani orada başka milletten başka dil konuşan kimse yok. Çince konuşan o sitede oturuyorlar. Alışveriş ettikleri işte marketler, şunlar bunlar hep Çinliler tarafından yapılıyor. Zaten site, site o anlamda. Yani etrafı çevrili, içeriye kimse girmez. Bir yer yani. Evet. Onun için çocuk okul çağına gelinceye kadar Çince'den başka bir şey bilmiyor. Radyo Çince, televizyon Çince, bütün hep programlar Çince, aile Çince konuşuyor. Okula gidiyor. Tabii bir arkadaşının yanında oturtturuyorlar onu, oturuyor. Yanındaki adam Amerikalı, çocuk Amerikalı. Ona soruyor, sen kimsin, ismin ne senin falan. Hiçbir şey anlamıyor çocuk. İngilizce bilmiyor, anlamıyor. Bakıyor ona, tekrar ediyor çocuk, soruyor. Kimsiniz, nesiniz, isminizi söyler misiniz? Yine anlamayınca get out of here diyor. Yani çek git buradan, defol git filan der gibi. Get out of here diyor. Bir başka sıraya oturuyor. Onun yanında oturuyor. O da tabii aynı şeyi söylüyor. Tanışmak istiyor. Bu onu da anlamıyor. Anlamadığı için o da diyor get out of here. Şimdi çocuk ne yapıyor? Onu bilinçaltına yerleştiriyor. Get out of here. Hiç anlamını bilmiyor ama. İşte anlabilim derslerinde anlatıyoruz ya. Ne o, ne anlama geldiğini bilmiyor ama sadece onu ezberliyor. Ha, beden dili de var işin içinde. Get out of here. Git buradan. Sonra işte zaman içerisinde yine devam ediyor. Anlamaya çalışıyor, dinlemeye çalışıyor. Buna biz dil edinimi diyoruz. Hı. Language acquisition. Dil edinimi. Tıpkı bir bebeğin doğduktan sonra evet, taklit ederek edinmesi gibi. Sonra öğretmen birer kağıt dağıtıyor. Şunu çizin diyor. Diyelim bir obje koyuyor. Hadi bunun resmini çizin diyor. Çocuk anlamıyor. Öğretmenin ne dediğini anlamıyor. Bakıyor keskin bir şeyler yapıyor. Bu da böyle kağıt kalem elinde duruyor. Bir tanesi elini kaldırıyor çocukların. Sir, I am finished. You can go out. Yani hocam bitirdim. Sen çıkabilirsin.
Bir başkası elini kaldırıyor. I am finished diyor. You can go out. Tamam diyor. Bu da hiç bilmeden you can go out'u anlıyor ya. Hoca da buna çık diyor ya. Bu da elini kaldırıyor. O da, I am finished diyor. O da you can go out diyor. O da sanki diğerleri gibi dili biliyormuş da, ödevi yapmış da çıkıyormuş gibi gidiyor, ayrılıyor da. Bu böyle tam 16 hafta devam ediyor. Yani yapılan bilimsel bir çalışmanın sonucundan bahsediyorum. Evet. 16 hafta sonra evine gidiyor, sitenin önüne çıkıyor, bisikleti var. O arada bir Amerikalı çocuk yanına geliyor, bisikletine dokunuyor. Get out of here diyor. yani ne dediğini anlamıyor, neyi anlamıyor. Evet. Bak çocuk hemen bırakıyor. Ama sonuç. Bırakıyor. Ondan sonra böyle 16 hafta sonra oradaki eğitimi takip edecek kadar dil öğrenmiş oluyor, İngilizceyi öğrenmiş oluyor. Onun için biz bir korkuyla işe başlıyoruz. Bu bize yabancı. Evet. Bir yabancı sözlüğü her şeyi zaten içine alıyor. Hı hı. Ya ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Hı hı. Olmaz. Anlama, hatta okuma, anlama, yazma ama konuşma. Yani bunu mutlak surette yapmamız lazım. Evet. Ve bunu öğrencilerime şunu söylüyorum. Ya ben hata yaparım hocam konuşurken. Hata yapıyorum evladım. Ya sen kimsin? Sen öğreniyorsun. Bak adın öğrenci. Hepimiz hata yapabiliriz. Evet. Hata yapa yapa öğreneceksin. Yani teaching will learn. Bak biz anlatırken öğreniyoruz. Evet. Siz de böyle dinlerken öğreneceksiniz. Yani bir çekinceyle bu işe başlamayın. Evet. Rahatlıkla yapın. Biz Türkçeyi ne kadar doğru kullanabiliyoruz? Ne kadar akıcı kullanabiliyoruz? Kesinlikle. Onun için yani dil, hani biraz kabiliyet işi. Bazısı çok seri konuşur, evet. Bazısı tane tane konuşur. Biz öğretmen olarak tane tane anlatırız. Buna alıştık. Şimdi karşımızdaki bizi anlasın, dinlesin. Yoksa çok seri konuşmak, karşıdaki bizi anlamaz ki. Evet. Ona öğretmenlerin böyle yapması lazım. Yani o bakımdan Erasmus tabii ki faydalı. Hı hı. Bunun dışında da öğrencilere diyorum ki yani tatile gidiyorsunuz. Birçok para harcıyorsunuz. Evladım bunun yerine bir haftalık olsun, 15 günlük olsun. Bugün olmasa bile yarın bir işiniz olduğu zaman para biriktirin, gidip görün. Hı. Yani ille İngilizce öğrenmek için değil, o ülkeleri bir görün bakalım. Onların hayat tarzı nedir? Hı. Hani çok güzel yine bir söz var. Hani life means art, art means life. Yani hayatın kendisi zaten bir sanat. Sanatın kendisi de zaten bir hayat. Bir şeye baktığınız vakit çok şey öğrenmiş oluyorsunuz, görmüş oluyorsunuz. Hani gidip bakın eğitimleri nasıl, okulları nasıl, evleri nasıl? Hangi tarafta pencereleri, güneş nereden doğuyor, nereden batıyor? Ne bileyim çarşısı, pazarı, her şeyi nasıl, okula nasıl gidiyorlar, ne zaman başlıyorlar? Bütün bunlar çok çok önemli. Ben işte doktora yapmak üzere yurt dışına gittiğimde ki programların daha sonra gittiğim zaman misafir hoca olarak hiç değişmediğini gördüm. Öğretim elemanı, işte sınıfa misafir olarak girdim. O arada bir kızcağız şöyle 10-15 dakika geç geldi. Hemen öğretmen güler yüzle onu karşıladı. O arada ne oldu, sen her zaman erken gelirdin de şimdi ne oldu da geç kaldın? Dedi bir arkadaşımla karşılaştım. Erkek arkadaşımla karşılaştım. Onunla bir konu vardı. Onu biraz tartıştık. Onun için geç kaldım, özür diliyorum. Aa öyle mi? Sonunda iyi oldu mu? Her şey rahat. Muhabbetle geçti mi işte, mutlu musun? Evet evet tamam, geç otur. Yani böyle bir kışla havasında dershane olmaz. Öğrenci neye geç kaldın, neye erken çıkıyorsun falan dedi. Böyle bir aile ortamı içerisinde. Evet. Biz burada bunu yapıyoruz. Bizim burada bölümümüzde bunu yapıyoruz. Öğrencilerimiz çok rahatlıkla herhangi bir meseleler olduğu zaman bana geliyorlar. Dekana gidiyorlar. Rektöre gidiyorlar, mütevelliyet başkanına gidiyorlar. Başkan bey de, diğer hani yöneticiler de oldukça sıcak karşılıyorlar. Her zaman, her istedikleri zaman gidip kapılarını çalıp dertlerini anlatabilirler, isteklerini söyleyebilirler. Yani çok samimi olarak söyleyeyim, sakın yanlış anlaşılmasın.
hani heyet başkanı, yani vakıf başkanı. Ben o bakımdan çok takdir ediyorum, çok beğeniyorum. Hı hı. Sanki bütün öğrenciler onun manevi evlatlarıymış gibi. Evet. Rektör de aynı şekilde yaklaşıyor. Evet, evet. Ondan sonra genel sekreterimiz Sayın Gülay Hanım da böyle yaklaşıyor. Yani bütün personelin yaklaşımı bu. Eğitimde bu da çok önemlidir. Evet. Yani böyle çatık kaşlı kesinlikle öğretim elemanı olmamak lazım. Evet hocam. Evet, Erasmus demişken bunları ben size söylemiş oldum. Evet. Ekleyeceğiniz başka bir şey var. Ekleyeceğim şu var. Acaba neden seçiyorlar burayı? Evet, şimdi onu soracağım. Onu soracağım. Geliyorum. Evet. Öğrencilerimiz evet. İngilizce tamam. Ve edebiyatı şimdi neden öğrencilerimiz seçiyorlar? Şu olabilir. Ben dil öğrenmek istiyorum. Bir kere Trabzon bu üniversite olarak çok şanslı bir coğrafya. Neden diyecek olursanız, bakın Ankara'dan bu tarafa Türkiye'nin yarısının sayılır. Yani doğuya doğru gittiğinizde hiç böyle bir vakıf üniversitesi yok. Evet. Çok büyük bir şans bu. Bütün Karadeniz bölgesinde tek Trabzon'da var. Çok büyük bir şans. Hı. Yerleşkeler çok güzel, dershaneler çok güzel. Her türlü güzel imkanlar sunulmuş. Hı hı. Her an öğrenciler istedikleri her şeyi öğrenebilme durumları var. Turizm açısından oldukça gelişmiş bir yer. Bütün Karadeniz. Çok rahat iş bulabiliyorlar öğrenciler. Okurken çalışabiliyorlar. Şimdi buraya gelen dil öğrenmek istiyor. Tamam. Peki bunun dışında edebiyat öğreniyor. Bu işin kültürünü öğreniyor. Bu işin araştırmasını yapmak istiyor. Peki ne tür işler buluyorlar derseniz bakın. Öğretmenlik çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Okutmanlık yapabiliyorlar. Yani lecturer olarak üniversitelerde olabilir. Başka şu bazı notlar almıştım. İleri derecede eğer dilinizi geliştirmişseniz, bankalarda çalışıyorsunuz, turizm sektöründe çalışabiliyorsunuz. Evet. Yeteri bilgi birikiminiz de varsa. Bakanlıklarda çalışıyorsunuz, TRT'de çalışıyorsunuz, reklam firmalarında çalışıyorsunuz, çevirmenlik yapabiliyorsunuz, metin yazarlığı yapabiliyorsunuz, editörlük yapabiliyorsunuz. Evet. Daha sayayım, bakın o kadar iş oldukça imkanı var. Çok iş imkanı var. Yani öğretmenlik belki de en son yapabilecekleri, hı-hı, gidebilecekleri bir yer. Küçümsemiyorum katiyen. Hı-hı. Yani iş olanakları oldukça fazla. Yeter ki hani öğrenmek için, yani bu işi öğrenip ve sonunda da bilmek için. Hep öğreniyorum olmaz, bir gün bilmek şartıyla. Bu işi bildikleri an her türlü iş kendilerine her tarafta açık. Hemen öğretmen demişken, öğrencilerimiz eğer öğretmen olmak istiyorlarsa bölümümüzde herhangi bir uygulama var mı buna dair? Evet, şimdi biliyorsunuz bu İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü Edebiyat Fakültesi içerisinde kurulmuş. Hı hı. Bir de eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştiren fakülteler, evet, olduğu için eğitim fakülteleri doğrudan öğretmenlik formasyonu vererek yetiştiriyor. Şimdi ama çok değişti bu. Önce öğretmenlik hakkı verilmedi. Sonra bir formasyon dersi alsınlar. Hı. Nitekim öğrencilerimiz geçen yıl Samsun'a gittiler. Samsun'da, evet, öğretmenlik formasyonu aldılar. Hı hı. Ama şimdi onu da kaldırdılar. Artık bizden mezun olanlar da doğrudan öğretmen olabiliyorlar. Çok güzel. Yani artık öyle bir şey yok. Ha, uygulama. Tabii ki son sınıf öğrencilerini önceki yıllarda uygulamaya giderlerdi. Hı hı. Yani bir dönem okullara, orta öğretime, işte ilk öğretime, orta öğretime uygulamaya gider. Yani bir öğretmen nasıl derse giriyor, ne yapıyor, her türlü aktiviteyi orada takip edebiliyordu. Şu anda onun da herhalde artık daha yapılmayacağını, evet, söyleniyor. Ama zaten öğretmenlerinden öğrenciler öğretmenliğin ne olduğunu görebiliyorlar. Evet. Eğer karşılarında böyle çok presentable, bu işi bilen, motivasyonu yüksek öğretmenleri varsa ki bizim bölümde, evet, memnunum var. Zaten öğrenciler bunu biliyorlar. Şimdi sonra size şunu da söyleyeyim. Aileler artık çoğusu eğitimli. Evet. Dünkü aileler yok. Hı-hı. Yani çocuk annesinden, babasından davranış biçimiydi, oturmaydı, kalkmaydı, okumaydı, yazmaydı. Biliyor.
babası, annesi bunlar da dil biliyorlar. Ama benim dediğim dil öğretimi biraz önce bahsettiğim gibi dili anlamıyla kavramak, sözcükleri anlamıyla kavramak. Yoksa böyle sokakta sırf ona biz daily language diyoruz. Yani güncel bir dil kullanmak başka bir şey. Ama işin özünü kavramak çok başka bir şey. Yine çok güzel bir yazarın bir sözü var. A little learning is a dangerous thing diyor. Drink deep, otherwise not to taste it. Yani Türkçeleştirirsem, yani böyle çok az bir şeyi bilmek zararlıdır. Ya alabildiğini öğren ya da hiç tadına bakma. Yani eğer bir şeyi anlamak istiyorsan, oradaki drink deep derken yani iç, alabildiğine sarhoş ol anlamında biz onu almıyoruz tabii. Yani ya oku, ki ilk biliyorsun serf, ikra oku. Evet. Oku. Yani oku, öğren, öğret. Bu şekilde olursa de bizde var galiba. Tabii ki faydalı olur efendim. Bu sözün bir benzeri de bizde var galiba. Yarım imam dinden, yarım doktor da. Doğru. Tabii ki doğru diyorsun. Yani bütün milletlerin böyle güzel güzel öğrencilerini teşvik etmek için, insanları teşvik etmek için bu sözler elbette var. Evet, ben şimdilik bunları söylemek istiyorum. Derslerin içeriklerinden falan da daha sonra sorarsanız onları da kısa kısa izah ederim. Aktarmak istiyorsanız buyurunuz. Olur. O zaman şöyle söyleyeyim. Birinci sınıftan itibaren evvela dil derslerimiz var, edebiyat derslerimiz var. Edebiyat dersimiz şöyle mesela Introduction to English Literature dersimiz. Edebiyata giriş. Ne yapıyoruz bu edebiyata giriş dersinde? Edebiyatın ne olduğunu. Literary terms, yani o teknik terimleri işte. What is roman nedir? İşte hikaye nedir? Tiyatro nedir? Gibi teknik terimlerini öğretiyoruz öğrencilere. Ya da bu roman nedir? Nasıl incelenir? Bir hikaye nasıl nedir? Nasıl incelenir? Filan gibi. Yüzyılların özelliklerini de içine katarak işte dilin tarihinden itibaren, edebiyatın başlangıcından itibaren işte 17. yüzyıl gibi deriz. Böyle Chaucer'dan filan, Milton'dan çok uzaklara gitmeyiz. Onu da ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki yani şimdiki bizim orta öğretimde filan eğitim biraz böyledir. Ben ona çok karşıyım. Mesela ne o? Çocuk gidiyor birinci sınıfa, hoca başlıyor zamanları anlatmaya. Tense. Simple evet. Present tense, simple past tense, geçmiş zaman, şimdiki zaman filan. İşte burada es alır, burada does alır, burada sen hata yaptın, niye ing koymadın? Ya ikinci sınıfa gidiyor, bazen öğretmen değişiyor, evet. Bazen değişmese bile. Geçen sene ne yapmıştık arkadaşlar, onu bir tekrar edelim, bir yarı yıl öyle geçiyor. Tekrar tense'ler. Tek baştan. Tekrar gramer yapısı falan. Maalesef. Bunlara gerek yok kardeşim bak. Bence ne olmalı? Doğrudan doğruya iletişim kurabilecek. Evet. İletişim kurabilecek karşındakiyle tarzda eğitim olmalıdır. Pratiğe şimdi konuşmayı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak yazılı metinlerde hatalar var. Yani biz onu olduğu gibi alıyoruz işte bilmediğimiz için. Oysa o hatalı. Hatalı yani o sözcük hatalı. Mesela şöyle söyleyeyim. William Makepeace Thackeray var. 19. yüzyılın önemli yazarlarından bir tanesi. Onun The Book of Snobs diye bir kitabı var. Orada diyor ki, two slatternly girls was coming down. Oldu mu şimdi? Were coming down. Are coming down. Olması lazım gereken was koyuyor. Hmm. Two was. Yanlış. Mesela celebrated. Evet. S harfiyle yazıyor. Hı-hı. Yani C ile değil de S ile yazıyor. Şimdi soruyorlar ya üstad, bu pronunciation, bu evet. Yazılış, bu gramer niye böyle? Çünkü ben diyor halkın yazarıyım. Halk böyle konuşuyor diyor. Halkın konuştuğu dili ben diyor yazıyorum. Bakın şimdi. Hiç bilmeyen bir insan, dil bilmeyen bir insan İngilizcenin ne olduğunu zanneder. Evet. Değil halbuki o. Yani bu zaman içerisinde disiplini edersiniz. Cümlelerin yapısını, tarzını zaman içinde anlatsınız. Öyle hemen başlar başlamaz çocuğu S'le, ING'le, duyla, dazla vakit geçirirseniz zamanlarla yani
Biz ona papağan gibi memorized, o yok, o iyi, ezberlemek yok. Öyle yok. Ya evet. Öğreneceğiz, evet. Ezberlemeyeceğiz, öğreneceğiz. Onun için evet. Biz edebiyata giriş dersimiz var. Ondan sonra işte reading, writing gibi derslerimiz var. Siz birinci sınıflara derse gidiyorsanız, evet. Değil mi? Hocam da anlatabilir. Bunun yanında daha çok temel İngilizce, yani hazırlıktan sonraki İngilizce. Daha sonraki sınıflarda, ikinci sınıf, yani üçüncü yarıyıl, dördüncü yarıyıllar itibariyle artık ayrışmaya başlıyor. Edebiyat ayrışmaya başlıyor. Roman, tiyatro, mitoloji, birinci sınıfta o da var, evet. Mitoloji. Yani edebiyatı bir bütün olarak tane bölümlere ayıraraktan öğrencilerimize anlatıyoruz. Daha ileriki sınıflarda mesela koloni sonrası edebiyat, sömürge edebiyatı, işte şiir mesela, evet. Eserlere nasıl yansımış, nasıl neler düşünmüşler gibi konular var. Ayrıca bir de alan içi, alan dışı seçme derslerimiz var. Alan içinden mesela Amerikan şiiri, Amerikan romanı, Amerikan tiyatrosu gibi öğrencilerimiz seçebiliyorlar. Alan içi oluyor bunlar. Bazen ileri derecede ileri çeviri seçebiliyorlar bunlar. Alan dışından ne oluyor? Mesela sosyoloji dersi alıyorlar. Sosyoloji. Başka işte matematiksel düşünce gibi. Gerçi bu sene o olmayacak ama yani Bologna şeylerine, kriterlerine göre yapıyor. Alan dışından, alan içinden böyle derslerimiz oluyor. Gerek sağlık bilimlerinden, gerekse bizim kendi fakültemizdeki edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan. Onu da söylerken şunu söyleyeyim. Bakın çok iyi derecede Türkçe bilmeyen insan iyi derecede bir yabancı dil de öğrenemez. Çok iyi bir konuya değindiniz hocam. Onun için temel olarak, evet, temel olarak bir kere Türkçe, Türk dili eğitimi çok iyi derecede verilmeli. Yani ben mesela bölüm başkanlığı yaptığım sürece şunu yaptım. Seçmeli ders olarak geçmiş yıllarda mesela karşılaştırmalı edebiyat dersinde ne yaptım? Türkçe, Türk dili bölümündeki roman incelemesiyle bizim öğrencilerimizi beraber bir derse soktuk. Evet. Çünkü ne oluyor? Sizde yazılan, bizde yazılan. Diyelim ki işte Yaşar Kemal'in yahut işte Orhan Pamuk'un hangi romanı okutuyorsanız yahut daha farklı romanlar ile işte bizim edebiyatı, işte İngiliz edebiyatından falan romanı karşılaştırıyoruz. Yani bizim romanın bakış açısı, Batı romanının bakış açısı. Bizde roman biliyorsunuz yani Cumhuriyet'ten sonra var. Hala da var olduğunu söyleyemem ben, onu da söyleyeyim. Ama Batı'da roman hakikaten çok mükemmel. Öyle değil mi? İngiliz romanı, Fransız romanı, Rus romanları filan. Gerçekten bakış açısı itibariyle son derece önemli. Yani bunları öğrenmek lazım. Roman deyince 19. yüzyılda böyle insanlar yatak odalarında komedinin üzerinde uykuya rahat gidebilmek için okudukları bir metin gibi düşünmüşler İngiltere'de. Yahut sokakta sakız çiğnermenin ne kadar ayıp olduğu gibi düşünülmüş. Giderek ya roman bir bilim dalı, bir bilim alanı, bilimsel bir çalışma. Ve ondan sonra gerçekten 18. yüzyıldan sonra roman fevkalade bir duruma gelmiş. Evet, konu dil ve edebiyat olunca biz sohbeti bırakamıyoruz hocam. Bırakamıyoruz, evet. Pardon, evet, tamam. Hemen Neger hocama dönmek istiyorum. Acaba ekleyebileceği başka şeyler var mı bölümle ilgili? I want to ask something about that Erasmus program. Okay. A couple of months ago, I remember I was reading some comments by some of the students who had taken part in this Erasmus program. Mm-hmm. And what I noticed was that almost all of them had described this program as a valuable experience by which they gain life skills and developed both, how can I say, they developed their personality and also they developed academically. Mm-hmm. And even comparing these students with the ones who haven't experienced it yet,
reveals and clearly shows how eagerly they want to learn more and more. You know why? Because they've just experienced being in a context in which the only means of communication was English. I wanted to add this one, actually, related to that Erasmus program. And is this the last question that I'm answering? Yani son olarak sorumu. Evet. Okay. So, at the very end, I want to just say something about the job opportunities that students can have by studying this major. You know, studying English, especially at an academic context, brings about lots of benefits. Mm-hmm. The most significant one is that it increases your chances of getting maybe a dream job, mm-hmm. Both inside and outside of your field of study. And also, the next thing that I want to say is that when I compare this major with most of the other majors, I just understand that in this major, you don't need to invest a lot of money to start your favorite job. Even one day or the day after your graduation, you can start teaching in your private classes or in also public classes. But in other majors, you cannot find this situation, I mean, this opportunity. Mm-hmm. And also, you should just always remember that there are always hundreds of people who are waiting for you. They desperately need to be taught English in order to improve their jobs or in order to actually, how can I say, continue their education at higher levels. And I want to add something else about the students who may find teaching not that much favorite for themselves, you know what I say? Mm-hmm. Even if they find out that teaching wasn't what they were looking for, still, there are many other choices for them. For example, they can join international companies and start working as interpreters or translators. Yes. Or, as I said before, they can just start working, I don't know, they can just start jobs in which they can edit articles or prepare candidates who want to take part at conferences and they want to learn how to speak in those conferences. And what I want all the students to remember is that they don't have to choose this major only because of career-related factors. Because English literature and English language and literature is one of the majors by studying which you can just improve the quality of your life. And this is not the major that you can just choose only for work. And I want to wrap up by saying that the list of the things that you can do by studying this major is endless. I mean, you can do lots of different things if you study and if you choose this major. Okay, thank you. You're welcome. Son olarak şunu ben söylemek istiyorum. Eğer başka sorularınız var mı bilmiyorum ama. Tabii hocam, buyurun. Bir kere üniversitemizin bulunduğu Trabzon, öğrenciler bakımından çok huzurlu, rahat bir ortam, bir kent. Aradıkları her şeyi çok rahatlıkla bulabiliyorlar. Onun için yani tercih, zaten çok tercih edilen bir bizim bölüm, çok tercih edilir. Çok güzide bir bölüm o bakımdan. Yani tıp gibi, hukuk gibi, hele hele bu son zamanlarda ve bu dil, yani öyle zannediyorum ki ben ilk defa başladığımda önemliydi, hala çok daha önemli. Çünkü daha ilkokuldan itibaren başlıyoruz dili öğretmeye. Onun için yani eğer tercih etmek isteyenler, ya acaba bitirdiğimiz zaman bir iş bulabilir miyiz filan, onu düşünmesinler. Ben bu bölüme niçin giriyorum? Bir kere severek tercih etsinler ve de sadece sınıf içinde değil, sınıf dışındaki aktivitelerine önem versinler. Hı hı. Hele mesela burada Trabzon gibi, Karadeniz'in hemen her tarafı gibi turizmin de oldukça yoğun olduğu bir yerde çok sık turistlerle karşılaşabilirler, yani yabancılarla karşılaşabilirler ve onlarla tabii ki İngilizce iletişim kuracaklar. Biraz önce söyledim ya, lingua franca, iletişim dili bu. Evet. Başka şansımız yok. Dillerini geliştirebilirler. Bakıyorum, dershanelerimiz, okuma salonumuz, kütüphanemiz, en mükemmel bir kütüphanemiz olmayabilir ama iyi bir kütüphanemiz var. Okuma salonumuz var. Hiçbir zaman yani her şeyin en mükemmeli yoktur. Yani hani denilir ya, yani
piramit gibi düşünürsen işte üstte tanrı vardır. Aşağıya doğru baktığınız evet. vakit şemsiye gibi. Yani 10 yıllık bir üniversite ama her şeyi, bütün imkanlarını bütün öğrencilere sunmakta bence çok başarılı. Hani servisinden tut, evet. öğrenci taşımacılıktan tut, yurtlarına kadar. Evet. İşte şu anda içinde bulunduğumuz bu Yalıncak denize nazır. Burada denize bakaraktan şiir yazsınlar, şarkı yazsınlar, derslerini çalışsınlar. Tabii ki edebiyat bizim için fevkalade bir ortam. İlham bütün bölümler için öyle. Araştırmalar yapsınlar, evet. çalışsınlar. Yani istedikleri her şeyi gitsinler. Vakıf başkanı, sayın başkanım biz şunu şunu istiyoruz desinler, hiç geri çevrilmezler. Kesinlikle. Rektörlüğe gitsinler, hiç geri çevrilmezler. Bizlere geldiklerinde bizde ne istiyorlarsa onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle bir ortam. Niye? Çünkü biz gençlerimizi seviyoruz. Evlatlarımızı seviyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde dünya standartlarında yetişmelerini arzu ediyoruz. Peki. Evet. Teşekkürler hocam. Değerli katkılarınızdan dolayı. Avrasya Üniversitesi online tanıtım günlerine devam ediyoruz. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.